Bu grup toplantımızla birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarımıza yeniden ağırlık vermeye başlıyoruz. Öncelikle dün ilk orucunu tutup iftarını yaptığımız Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Bu mübarek ayın ülkemiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sulh dini olan İslam'ın her türlü kötülüğü, her türlü zulmü kati olarak yasakladığı, iyiliği, güzelliği, ihsanı, yardımlaşmayı teşvik ettiği Ramazan ayını hakkıyla değerlendirebilirsek ne mutlu bizlere. Ülkemiz sınırları içinde karnı aç yatağa giren tek bir insan varsa bu ayın hakkını verememişiz demektir. Yaşadığımız şehirde tek bir mağdur, tek bir mazlum varsa ve bizim bundan haberimiz yoksa, daha da kötüsü, imkanımız olduğu halde kendisine el uzatamamışsak Ramazanımız heba olmuş demektir. Yakın akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan başlayarak küskün, dargın, kırgın olduğumuz, kin ve nefret izlerini yüreğimizden silip atamadığımız tek bir kişi varsa Ramazan'ı gerçek anlamda idrak edemedik demektir. Bu mübarek günlerde Müslüman kanı döken İsrail gibi, Esed rejimi gibi, Sisi gibi, bölücü terör örgütü gibi katil yapılara samimi olarak kalbimizle buğz edemiyor, elimizle de yapabileceklerimizi yapamıyorsak Ramazanımız boşa geçiyor demektir. Ülkemizi ve milletimizi dört bir koldan kuşatmaya çalışanlara karşı tek yumruk, tek yürek, tek vücut olamıyorsak Ramazan'dan nasibimizi yeterince alamadık demektir. Rabbim bu mübarek günlerde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında oluşturmaya çalıştığımız Türkiye ortak paydası altında 82 milyon olarak hep birlikte toplanmayı, kucaklaşmayı nasip etsin diyorum. Suriye'de ülkemize kurulan tuzakları hala göremeyen gözlerin önündeki perdeyi kaldırsın diyorum. Irak sınırlarımızda 35 yıldır oynanan oyunu kabullenemeyen gönülleri ıslah etsin diyorum. Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege'de haklarımızı gasp etmeye yönelik adımları anlamayanlara idrak versin diyor. Rabbim bu mübarek günlerde tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmemize rağmen Avrupa Birliği'nin bizi tam üyeliğe kabul etmemesinin gerisindeki saplantılı ruh halini çözemeyenlerin akıllarını başlarına getirsin diyor. Amerika'nın bölge politikalarını ısrarla ülkemizin çıkarlarına karşı oluşturmasındaki ve Türkiye'yi sürekli yaptırımlarla tehdit etmesindeki amacı kavrayamayanlara gerçekleri göstersin diyor. Türkiye ve Türk milleti olarak biz, tüm insanlığın ve ümmetin izzeti, onuru, adaleti için mücadele ederken kendi inançlarına ve halklarına ihanet edenlerin kalplerini yumuşatsın diyor. Duaların en eftal olanı Müslümanın Müslümana duasıdır. Şu mübarek günlerde herkesi, milletimizin, ümmetin ve insanlığın hayırlı, huzurlu, güvenli, müreffeh geleceği için dua etmeye davet ediyorum. Rabbimiz bize defalarca zorluklarla beraber kolaylıkların da olduğunu müjdeliyor. En büyük gücümüzün halisane bir şekilde yaptığımız dualarımız, ibadetlerimiz olduğunu aklımızdan çıkarmadan bu mübarek günleri en iyi şekilde değerlendireceğiz. Rabbimizin vaadine sonsuz teslimiyetimizle
karşımızdaki zorlukların içindeki veya sonundaki kolaylıklara güvenerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Evet, biz bu yolda son nefesimize, son takatimize kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu kutlu dava yolunda bizimle birlikte olan her bir kardeşime tekrar tekrar şükranlarımı sunuyorum. Sizler gibi dava arkadaşlarım olduğu müddetçe Allah'ın izniyle ülkemizi hedeflerine mutlaka ulaştıracağımızdan şüphe duymuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Değerli kardeşlerim, Türkiye önemli bir seçimi daha geride bıraktı. 31 Mart mali idareler seçimlerinin sonuçlarının bir kez daha ülkemiz ve şehirlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 50 günlük resmi seçim kampanyamız boyunca Sivas'tan başlayıp Uşak'ta sona eren 59 il, ayrıca 4 ilçe mitingi yaptık. İstanbul'un 28 ve Ankara'nın da 11 ilçesinde her biri diğerinden coşkulu mitingler gerçekleştirdik. Emeğimizin karşılığını da hamdolsun aldık. Toplam oylarda %51,7 ve belediye başkanlığı sayısına göre de %54,2 düzeyinde bir başarı kazandık. Seçim sonuçlarını önceki hafta sonu Kızılcahamam'da genel merkez yönetimimiz, il başkanlarımız ve tüm belediye başkanlarımızla yaptığımız istişare toplantısında enine boyuna değerlendirdik. AK Parti olarak bu seçimlerde 15 büyükşehir, 24 il, 516 ilçe ve 203 belde belediyesini yönetme hakkı elde ettik. Milletimiz bize 1389 belediyenin 758'inin sorumluluğunu vermiştir. Büyükşehir, il, ilçe ve belde olarak kaybettiğimiz belediyelerin her biriyle ilgili ayrı ayrı çalışma yapıyoruz. Bu başarısızlığa yol açan sebepleri genel merkezimizden il teşkilatımıza, adaylarımızdan milletvekillerimize kadar teker teker tespit edecek ve gereğini yerine getireceğiz. Bu işler aceleye gelmez. Tespiti ne kadar sağlıklı yaparsak çözümü de o derece güçlü ve kalıcı olarak hayata geçirebiliriz. Tabii seçim bitti ama tartışmaları henüz bitmedi. Yapılan itirazlar sebebiyle 3 ilçemizdeki belediye başkanlığı seçimlerinin 2 Haziran'da yenilenmesiyle ilgili karar daha önce verilmişti. Hiç şüphesiz bu seçimlerin en tartışmalı konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçları olmuştur. Bilindiği gibi bu seçimi önce yaklaşık 25-28 bin arasında bir farkla AK Parti'nin kaybettiği ilan edildi. Biz milli iradeye, seçim ve sandık sonuçlarına olan teslimiyetimiz sebebiyle bu durumu saygıyla karşılamaya hazırdık. Nitekim gerek seçim gecesi yaptığımız basın toplantısında, gerekse de genel merkezimizdeki balkon konuşmamızda bu durumu ifade ettik. İlerleyen saatlerde ve günlerde arkadaşlarımızın yaptığı sandık sonuç tutanaklarıyla, ilçe birleştirme tutanaklarıyla, geçersiz oylarla ilgili itirazlar netleştikçe karşımıza bambaşka bir manzara çıktı. Bu süreçte gördük ki AK Parti'ye oy veren yaklaşık 15 bin seçmenin iradesi alenen gasp edilmiştir. Bu hataların bir kısmı sehven yapılmış olsa da önemli bir bölümünde kasıt olduğu açıkça ortadadır, bellidir. Çünkü hatalar, yanlışlar diğer partilerde aynı oranlarda yapılmamış, sadece AK Parti'nin oylarında belirgin bir farklılık ortaya çıkmıştır.
Meseleyi biraz daha araştırınca hem seçmen listeleriyle hem de sandık kurulu üyeleriyle ilgili ciddi yolsuzluklar, kanuna aykırı uygulamalar olduğunu gördük. İlçe ve il seçim kurullarındaki itirazlarımızın ardından konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdık. Sunduğumuz belgeler gayet sağlamdır. Yaptığımız her itirazın gerisinde inkarı mümkün olmayan somut deliller vardır. Şayet aradaki fark neredeyse yarı yarıya azalmamış olsaydı mesele buralara kadar zaten gelmezdi. Fakat gözümüzün önünde tüm çıplaklığıyla duran hukuksuzluğu, davayı bir irade gaspını görmezden gelemeyiz. Seçim gecesinden bugüne kadar yaşanan sürecin sebebi işte budur. Değerli arkadaşlar, biz bu yapılanların hesabını milli irade hırsızlarından sormazsak milletimiz bizden hesap sorar. Açık konuşmak gerekirse sadece iptal oylarının sayımıyla ve birleştirme tutanaklarının düzeltilmesiyle böylesine büyük bir oy sayısının ortaya çıkması dahi içimize kurt düşürmeye yetmiştir. Birilerinin suyu bulandırarak balık avına çıktıkları intibaına kapıldık. Hele hele İstanbul'daki yaklaşık 62 bin sandık görevlisinden neredeyse 20 bine yakınının seçim kanunundaki açık emre rağmen kamu görevlileri arasından değil de banka ve özel okul çalışanları arasından seçilmiş olması şüphelerimizi daha da artırdı. Seçimler öncesinden başlayarak bir takım kirli ellerin işin içine girdiği ve konuyu adım adım bu noktaya getirdiği anlaşılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde organize bir yolsuzluk ve tam kanunsuzluk, usulsüzlük hali olduğuna samimi olarak inanıyoruz. Tek tek yanlışlar, eksikler, kusurlar mazur görülebilir. Ama sandık kurulu üyelerinin, hele hele başkanlarının neredeyse üçte birinin kanuna aykırı atanmış olmasını, iptal edilen oyların çok büyük bir bölümünün AK Parti'ye ait çıkmasını kimse masum bir hata veya yanlış olarak izah edemez. Bu inançla hukuk mücadelemizi seçim kanunumuz çerçevesinde dün akşama kadar sürdürdük. Yoksa AK Parti'nin sandıktan çıkan sonucu kabullenmemek, hakkı olmayan bir seçimi kazanmış gözükmek gibi bir derdi asla yoktur, olamaz. Biz sadece gasp edilen haklarımızın ve yapılan açık usulsüzlükten, yolsuzluktan kaynaklanan hataları, yanlışları düzeltmenin peşindeyiz. Şayet durum tam tersi olsaydı, yani AK Parti az bir farkla seçimi kazanmış gözüküp de ardından fark yarı yarıya azalsaydı ve aynı usulsüzlükler tespit edilseydi, inanın bana ensemizde her gün boza pişiriliyor olurdu. Böyle bir durumda bize söylemedikleri, etmedikleri, bırakmayacak olanların şimdi hukuki haklarımızı kullandığımız için aynısını yapıyor olmalarındaki ikiyüzlülüğü milletimizin takdirine bırakıyorum. Değerli kardeşlerim, Yüksek Seçim Kurulu hem bizim hem diğer partilerin temsilcilerini dinlemiş, verilen bilgileri, belgeleri incelemiş ve kararını ortaya koymuştur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri 23 Haziran 2019 Pazar günü yenilenecektir. Kararın ülkemize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyoruz.
Bu kararı siyasetçiler olarak sorunlarımızı demokrasi ve hukuk içinde çözme irademizi güçlendirecek, hakemliği milli iradeye bırakacak en doğru adım olarak görüyoruz. 23 Haziran'a kadar olan sürede çok daha fazla çalışarak, İstanbul'daki tüm hemşehrilerimizin gönlüne girerek seçimleri kazanmaya çalışacağız. İstanbul halkının 23 Haziran'da gelecek 5 yılı için en isabetli kararı vereceğine inanıyorum. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum. Türkiye bir demokrasi ve hukuk devletidir. Şayet Yüksek Seçim Kurulu tam tersi yönde bir karar vermiş olsaydı, daha önce defalarca ilan ettiğimiz gibi biz yine buna uyacaktık. Biz sadece milli iradeye saygının gereğini yerine getirdik. Türkiye'de demokrasiyi gerçek anlamda ayağa kaldıran, tüm kural ve kurullarıyla işler hale getiren parti biziz. Diğerlerinin de aynı şekilde davranmasının gereğini anlatıyoruz. İstanbul seçimlerinin üzerindeki gölgenin kalkmasını sağlayacak bu kararı demokrasimizi güçlendirecek önemli bir adım olarak görüyoruz. Türkiye geçmişte kendini milletin ve devletin üstünde gören, sözüm ona elitlerin yol açtığı tahribatlar yüzünden ağır bedeller ödemiş bir ülkedir. Ülkemizin yeniden siyaset ve toplum mühendislerinin operasyon alanı haline gelmesine izin vermeyeceğiz. Milli iradenin önünden, arkasından dolaşarak sandığa gölge düşürmeye çalışanlara meydanı bırakmamakta kararlıyız. Bu amaçla perde arkasından sinsice operasyon yürütenlerin de, sahada kendine yer açmaya çalışanların da hepsini biliyoruz. Milletimizin hiçbir meselesinin çözümü, hiçbir sıkıntının aşılması konusunda en küçük bir projeleri, hazırlıkları, çalışmaları, hepsinden önemlisi böyle bir niyetleri olmayanların oyunlarını da milletimizle beraber Allah'ın izniyle bozacağız. Armut piş ağzıma düş misali, oturdukları yerden sadece bize hata yaptırarak ülkenin yönetimine el koymayı hesaplayan karanlık odaklara bekledikleri fırsatı asla vermeyeceğiz. Bazı iş adamı grupları dün açıklanan bu karardan sonra baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar. Güzel. Bundan sonra da tabii ki bizden bu tavırlarınızla ülkemizin geleceğine yönelik bir normalleşmeyi konuştuğumuz dönemde sizler burada seçim hukukunun işletildiği bir yerde böyle bir açıklamayı yaparsanız işte bunlar normalleşmeyi getirmez. Bunlar anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz. Önce herkes haddini bilecek. Herkes işini yapacak. Ekonomiyle mi uğraşıyorsun? İş adamı mısın? Sen işini yap. Sana düşeni sandığında git kullan. Ama kalkıp da seçim yargısının bu noktada vermiş olduğu karara adeta müdahale mahiyetinde açıklamalar yaparsanız bu sizin de nerede olduğunuzu, nereye oturduğunuzu gayet güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Müsaade edin de bizim de size bakışımız ona göre değişecektir. Biz bu ülkede siyaset yapıyoruz. İlk olarak da bu seçimlerde gördüğümüz eksikliklerin, aksaklıkların, yanlışlıkların bir daha tekerrür etmemesi için gereken hukuki düzenlemeleri süratle gerçekleştireceğiz. Tabii önce teşkilatıma sesleniyorum. Bir defa sandıklar noktasında çok çok kararlı ve bu işi en ideal şekilde kontrol etmemizin gereğini tekrar burada hatırlatmak istiyorum. İşi asla hafife almamak gerekiyor.
Burada buna benzer bazı yanlışların olduğu da ortada. Şimdi arkadaşlarımız süratle yoğun bir çalışmaya başladılar. Konuyu en kısa zamanda meclis gündemine de getirecekler. Değerli arkadaşlar, ekonomimizin güvenliğini, en az sınırlarımızın güvenliği, nesillerimizin geleceği kadar önemli görüyoruz. Son dönemde ekonomide yaşanan dalgalanmaların sebebini doğru okumazsak, yanlış sonuçlara varmamız kaçınılmaz olur. Ülkemizi küresel bir senaryo doğrultusunda yeniden dizayn etmek isteyen bir projeyle karşı karşıya olduğumuz, artık su götürmez bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Bu dayatmaya karşı biz milletimizle birlikte istiklalimize ve istikbalimize sahip çıktıkça, ülkemize yönelik saldırılar, özellikle de ekonomimize yönelik sabotajlar artıyor. Ekonomide 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu geceye kadar gayet iyi giden göstergelerin birdenbire allak bullak olmasını tek başına ülkemizin kendi dinamikleriyle açıklayabilmek mümkün değildir. Hiç şüphesiz bizim eksiklerimiz olabilir. Ama bugün önümüzde duran manzara tam bir ekonomik sabotaj halidir. Peki ne yapacağız? Bir dönem şehirlerimizi kana ve ateşe bulayan teröristlere ne yaptıysak bundan sonra da onu yapacağız. Sınırlarımıza dayanan teröristlere ne yaptıysak onu yapacağız. Ülkemizi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyen kumpaslara karşı ne yaptıysak onu yapacağız. İktidara geldiğimiz 2002 yılında her bakımdan hırpalanmış, yıpratılmış, zayıflatılmış Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi için ne yaptıysak onu yapacağız. Yani önce bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunu başardıktan sonra çok çalışacağız. Meclisimiz çok çalışacak. Reformların yasal altyapısını hazırlayacak. Cumhurbaşkanlığı olarak biz çok çalışacağız. Her konuda sorunları çözerek ülkemizi adım adım hedefine, hedeflerine yaklaştıracağız. İş adamlarımız çok çalışacak. Yeni yatırımlarla, kapasitelerini daha etkin kullanarak, üretimlerini, ihracatlarını, istihdamlarını artırarak ülkemizi büyütecekler. İşçilerimiz çok çalışacak. En iyi, en verimli, en mükemmel üretimi yapmak için ter dökecekler. Esnafımız, sanatkarımız çok çalışacak. Her sabah besmele ile açtığı ekmek teknesinin bereketli olması için gayret gösterecek. Bürokratımız, memurumuz çok çalışacak. Devletin işlerini en düzgün şekilde yürütmenin, millete en faydalı hizmetleri vermenin çabası içinde olacak. Çiftçimiz, hayvancımız, tüccarımız çok çalışacak. En yüksek mahsulü elde etmenin, tüketiciye en uygun fiyatla ürün ulaştırmanın mücadelesini verecek. Akademisyenlerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz çok çalışacak. Ülkemizin yetişmiş insan gücünün gelişmesine katkıda bulunacak. Velhasıl 82 milyon hep birlikte çok çalışacak. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Biz hep beraber sağlam durursak, hiçbir saldırı ekonomimizde arzu edilen tahribata yol açamaz. Üstesinden geldiğimiz her saldırının ardından ekonomimizin daha da güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini biliyoruz. Bunun için bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkemize ve özellikle ekonomimize millet olarak hep birlikte sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Felaket tellalları istedikleri kadar tamtamlarını çalsınlar. Tüm göstergeler ekonomide iyiye, olumluya, doğru, ümit verici bir kıpırdanmanın yaşandığını ortaya koyuyor. Üretim kıpırdıyor,
İhracatımız artmayı sürdürüyor. İstihdam yükselişe geçti. Turizmde hamdolsun rekorlar kırıyoruz. Yatırımcılar arayış içinde. Kur, faiz, enflasyon, şer üçgenine ülkemizi hapsedip ekonomik olarak çökertme gayretlerinden elbette vazgeçilmeyecektir. Siyasi ve ekonomik yaptırım tehditleriyle bizi taciz etmekten geri durmayacaklardır. Ama biz yönümüzü geleceğe çevirir ve elimizdeki imkanları aktif olarak üretime, yatırıma, istihdama yönelik kullanırsak bu çabalar sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Çözümü dışarıda değil, kendi içimizde, kendi yüreğimizde, kendi ellerimizde arayacağız. Milletimiz bugüne kadar bizi hiçbir zaman mücadelemizde hiç yalnız bırakmadı, hiç yanıltmadı. Biz Türkiye'nin büyüklüğüne, Türk milletinin gücüne inanıyoruz. Bu inançla inşallah bu dalganın üstesinden de hep birlikte geleceğiz. Değerli arkadaşlar, AK Parti olarak genel merkezimizle, meclis grubumuzla, teşkilatlarımızla, belediyelerimizle milletimizin en büyük umudu olduğumuzu aklımızdan çıkarmayacağız. Sadece bize oy verenlerin değil, tercihlerini şu veya bu sebepten dolayı başka partilerden, başka adaylardan yana kullananların da umutları AK Parti'dir. Çünkü bu vatandaşlarımız da ülkemizin ve milletimizin sorunlarını çözebilecek formüllerinde, iradenin de, gücün de sadece partimizde bulunduğunu biliyor. Bize düşen, milletimizin gönlündeki bu sevgiyle aramıza giren engelleri kaldırmaktır. Bunun için hep gönüllere girmekten, mütevazi olmaktan, kibirden uzak durmaktan, samimiyetle çalışmaktan, kul hakkından, yetim hakkından emaneti ehline vermekten söz ediyoruz. Söylediğimiz her şey samimiyetle inanıyor, onun için de ısrarla tekrar ediyoruz. Buna rağmen hala millete tepeden bakan, kibrinden yanına yaklaşılmayan, milletle arasına duvar ören varsa başını ellerinin arasına alsın ve derin derin muhasebe yapsın. Eğer bu arkadaşlarımız kendi muhasebelerini kendileri yapmazlarsa biz onlar için gereğini yapmak zorunda kalacağız. Bu davaya, bu partiye, bu mücadeleye en küçük bir katkı veren herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. AK Parti hareketi her şeyden önce insan kazanma hareketidir. Bu sayede 10,5 milyon üyeyle Türkiye'nin en geniş tabanlı partisi haline geldik. Ahde vefa bizim siyaset geleneğimizin en başta gelen ilkelerinden biridir. AK Parti öyle büyük bir çatıdır ki bunun altında herkese düşen bir görev, herkese yapacak bir iş vardır. Ama aynı zamanda hiç kimsenin bu kutlu çatıya zarar verme, yani kendi çıkarlarını davaya hizmetin önüne koyma hakkı da yoktur. Böyle bir durumda bizim tercihimiz her zaman ihtiraslı bireylerin zaaflarından değil, kadim olan davanın selametinden yana olur, yana olacaktır. Önümüzdeki dönemde tüm arkadaşlarımın hallerini, hareketlerini, çalışmalarını, duruşlarını, sözlerini bu çerçevede gözden geçirip kendini derleyip toplamasını istiyorum. Milletimizin umudunu boşa çıkaracak, AK Parti'nin ülkemize yapacağı nice hizmetlerin önünü kesecek bir vebalin altına hiçbir arkadaşımızın bilerek girmeyeceğine inanıyorum. Ramazan ayını manevi iklimine uygun şekilde değerlendirip bayramı idrak ettikten sonra ilk fırsatta seçimlerde bize en yüksek desteği veren il ve ilçelerimize teşekkür ziyaretlerine başlayacağım. Bu ziyaretlerde milletimizle mümkün olduğu ölçüde yüz yüze
ruberu görüşeceğiz. Böylece gerek ülke meseleleriyle, gerekse teşkilatlarımızla ve milletvekillerimizle ilgili değerlendirmeleri vatandaşlarımızdan bizzat dinleme imkanı bulacağız. Her zaman en büyük hakem olarak gördüğümüz milletimizin kararı önümüzdeki dönemde de yolumuzu aydınlatacaktır. Bu vesileyle bugün Şırnak'ta bir şehidimiz var. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailemize ve milletimize başsağlığı diliyorum. Değerli kardeşlerim, bu mücadelemiz de sonuna kadar aynı kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir. Ve şu anda bu mücadeleyi sürdürürken tüm bu mücadelenin içerisinde olan kardeşlerime Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Bu duygularla bir daha hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Meclis çalışmalarında her birinize başarılar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.